Sevgili Taner Karaman, şu anda bizim programımıza katılacak, bu güzel pazar günümüzü renklendirecek. Taner, günaydın. Günaydın Deniz, teşekkür ederim. Sana ve pelerinine selamlarımı iletiyorum buradan. Çok ya, güzel gözüküyorsunuz. Işık kapalı olunca bir an dedim ki stüdyoya Süpermen mi geldi? Süpergirl geldi adeta, böyle pelerinlerimiz olmuş muyum? Ne vardı? She-Hulk vardı değil mi? Süper. Ben Zeyna'ya yetiştim. Zeyna vardı benim dönemimde. Efendime söyleyeyim. Senin döneminde Zeyna varsa ben de Zeyna'ya yetiştim. Yani aramızda bir kuşak farkı yok. Sen biraz böyle bilinenlere gittin. Öyle işte Taner. Ben de renkli renkli giyindim. Güne güzel başlayayım dedim. Tabii yani Fenerbahçeliler mutlu. Galatasaraylılar mutlu. Trabzonsporlular tedirgin. Nasıl olmasınlar? Çok hak veriyorum ve çok üzülüyorum Trabzonsporlu taraftarlara. Beşiktaşlılar daha da umutlanmak istiyorlar. Yani bugün hem Trabzon için hem Beşiktaş için çok önemli bir maç. Hep böyle klişe vardır ya, tabii, önemli bir maç diye. Ya buna 3 puandan daha ziyade böyle ne derler? O psikolojik iyileşmeyi gerçekleştirebilecekleri bir maç olarak gördüklerini düşünüyorum. Ne dersin? Yani psikolojik iyileştirme var. Bir diğer taraftan Fenerbahçe kazanmış, Adana Demirspor kazanmış. Fenerbahçe kazandığı için Beşiktaş ikincilik yarışını kovalamak istiyorsa kazanmak zorunda. Adana Demirspor kazandığı için Trabzonspor dördüncülük yarışını kovalamak istiyorsa kazanmak zorunda. Ki Medipol Başakşehir'in kaybettiği haftada Trabzonspor kazanırsa bir de dördüncülük yarışında böyle bir artı kazanmış olacak. O yüzden de iki tarafın da hem mental anlamda hem de puan tablosu açısından kazanmaları çok kıymetli. Trabzonspor tabii evinde oynuyor. Yani evinde oynadığı bir karşılaşmada Trabzonspor gibi bir takımın kaybetmesi ya da hatta berabere bile kalması şu dönemde özellikle zaten taraftarlar tamamen bir bunalım içerisindeler. İyice bunu körükleyecektir. Beşiktaş nezdinde ise Beşiktaş taraftarları hatta yönetim neredeyse şampiyonluk noktasında bile bir dönem ciddi umutlar elde etmişlerdi. Tabii Galatasaray artık iyice futbolunu da üstüne koymaya devam ederken Fenerbahçe'nin arkasında Beşiktaş şunun farkında. Dün oynanan mücadelede de gördüler ki Fenerbahçe her an puan kaybı yaşayabilir. Her an kaybedebilir. Böyle bir tablo içerisinde de Beşiktaş'ın da ikincilik şansı azımsanmayacak kadar yüksek. Onlar da bu çıkışa geçmiş olan oyunu devam ettirmek istiyorlar sevgili Deniz. Trabzon'daki teknik direktör arayışı, bu sürecin bu şekilde geçiyor olmasını nasıl değerlendiriyorsun Taner? Yani ben açıkçası yetersiz buluyorum sevgili Deniz. Yani bilmiyorum sen nasıl düşünürsün ama şu anda Trabzonspor adına çok iyi bir staj dönemi. Staj derken hani bir teknik direktör getirirsin. O teknik direktör takımına 8-10 maç çıkar. Kamp dönemi geldiği zaman o teknik direktörün reçetesi hazırdır. Ancak bunu bu dönemde yapmayıp Haziran'da yaptığın zaman zaten Temmuz'un ortasında sezon açıyorsun Avrupa vesaire derken. Yani bir reçete sunacak bir hazırlık dönemi bile olmayacak teknik direktörün. Yapacağın transferler vesaire derken bu sefer süreçler aksayacak. Bu da sezona belki de Avrupa potasında olursan Avrupa'ya kötü bir giriş anlamına gelecek. Ben idealin şu dönem olduğunu düşünüyorum. Tabii Trabzonspor'un kafasındaki isimler kimler var? Biliyorsun Pirlo ile görüşüyor. Dün Montella ile bir görüşme gerçekti. Ya daha doğrusu nabız yoklandı öyle söyleyeyim. Ama mevcutta bir takımı çalıştıran teknik direktörler oldukları için hep ikisi de hatta Sergen Yalçın'a dahil olmak üzere sezon sonu gelmek istediklerini belirttiler. Şimdi burada beklentiler var sevgili Deniz. Yani niye sezon sonu diyorlar? Şimdi Montella Fenerbahçe ile anıldı. Sergen Yalçın Fenerbahçe ile ayrıldı, anıldı. Milli takımın geleceği Sergen Yalçın açısından belirsiz. Orada bir beklenti var. Yani bu teknik direktörler yaz dönemini bunu atıyorlar ama beklentileri acaba hani Fenerbahçe'de bir yol ayrımı olur mu? Milli takım Jesus'la devam eder mi etmez mi? Şimdi ben bugün Trabzonspor'la anlaşırsam iki ay sonraki böyle bir ortamı kaçırır mıyım gibi bir beklenti de var teknik direktörlerin zihninde. O yüzden de mümkün olduğunca yaz ayını atmaya çalışıyorlar. Trabzonspor da buna fırsat vermeden dünyanın herhangi bir yerinden kendi kadrosuna uygun, vizyonuyla öne çıkan bir teknik direktörü sanki bulup getirse daha hayırlı gibi geliyor bana sevgili Deniz. Ya bu süreci biraz daha bir teknik direktörle geçirmiş olsa daha iyi olur diyorsun. Ya aslında evet, planlı ve sistemli gidiyor olmasından mütevellit bu süreci bu şekilde geçiriyor olmasını anlıyorum ama mesela Taner şöyle bir durum var. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu düşün. İşte yani Şenol Güneş'ten önce Samet Aybaba'nın da bir katkısı vardı. Yani
aslında altyapıyı oluşturup Şenol Güneş'in üstüne kattığı bir şampiyonluk. Fatih Terim'i düşün. Fatih Terim'in etkisi elbette çok iyi. Tudor çok eleştirildi ama yani sonuçta Tudor'un da kemik bir yapısı vardı. Yani yine bir altyapı sağlayıp Fatih Terim'e sundu ve şampiyon oldu. Keza Abdullah Avcı'yı kesinlikle bambaşka bir Trabzonspor. Fakat Trabzonspor'un da altyapısı buna uygundu. Diğer teknik adamların Ünal Karaman'dan tut, diğer teknik adamlara kadar hani bir iskelet oluşturup daha sonrasında sundu. Fakat bu süreç o kadar dağılıyor ki bence Trabzonspor'da. Sanki bana öyle geliyor da olabilir. Ya bu süreci biraz daha toparlayıcı bir geçiş dönemi de olsa sağlam bir teknik direktörle geçiş dönemini geçirse yani sezon sonuna kadar da olsa iyi bir teknik direktörle geçirse sanki daha mı acaba toparlanmış bir Trabzon olur? Çünkü ben de Trabzon için endişeleniyorum. Ya bu bugünkü maç çok önemli. Aynı düşünce. Ya çünkü Trabzonspor büyük bir takım. Anlatabiliyor muyum? Yani tabii büyük bir takım. O yüzden son şampiyondan bahsediyorum. Yani sanki böyle bütün teknik direktörlere şu anda Trabzonspor'un başında olacak, bu maçlara çıkacak tüm teknik direktörlere saygı duyuyorum ama yani geçiş dönemi de olsa Trabzonspor anlatabiliyor muyum? Yani bu süreci biraz daha sanki derli toplu geçirmesi gerekiyormuş hissine kapılıyorum ben. Aynı düşüncedeyim. Yani şu anda Abdullah Avcı bu takımdan ayrılırken ne demişti Deniz? Bir hastalık var demişti. Yani bir virüs var, bir sorun var, onu teşhis edemiyoruz demişti. Şu anda bu hastalığı teşhis edecek bir doktora ihtiyacı var Trabzonspor. Ve bu doktorun da ne kadar erken gelirse tedavi süreci belki uzun sürecek. Hı hı. Bunun için ne kadar erken teşhis edersen hastalığı atlatma ihtimalin o kadar iyi olacak. O yüzden yaza kadar beklemek çok riskli Trabzon açısından. Yani erken teşhis biliyorsun hayat kurtarır. Hı hı. Trabzonspor açısından da bu teşhisi koymak için bu günleri kaybetmemesi gerekiyor Trabzonspor'un. Yani önerilen isimler olduğunu biliyoruz Trabzonspor'a. Ki Trabzonspor gibi bir camiaysanız tabii ki de dünyanın birçok yerinden birçok teknik direktör önerilir. İşte Cannavaro'nun ismi dahi olmak üzere birçok teknik direktör Trabzonspor'a önerilmiş durumda. Trabzonspor sanki burada evet mevcut yönetim biraz daha garantici yaklaşmaya çalışıyor. Nedir bu? Sergen Yalçın, Montella gibi örnek veriyorum. Bazı Pirlo gibi bu ligde bir şeyleri ortaya koyabilmiş. Şeyi anlayabiliyorum mesela Trabzonspor'un bir proje takımı olmak istemesini anlayabiliyorum ve destekliyorum da. Yani şu ana kadar zaten teknik direktörsüz kalma sürecini bu şekilde geçiriyor olmalarına tamam kendi açımdan hak veriyorum da vermiyorum değil. Sonuçta Abdullah Avcı ile çok güzel bir proje oluşturdular ve şampiyonluk için çok büyük bir parametreydi bu. Bunu da anlayabiliyorum. Katılıyorum ama şurada bir soru işaretim var. Sen de dünya futbolunu yerinden hatta takip eden kişilerden birisin. Bütün dünyada sportif direktörlük kavramı çok net bir şekilde oturmuşken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan son yaptığı açıklamada sportif direktörlük makamının olmayacağından bahsetti. O zaman da bende şu soru işareti oluşuyor sevgili Deniz. Yani bu teknik direktörü belirlerken ki sportif parametreleri kim tayin edecek? Yani hangi teknik direktör bu kadroya daha uygun? Ya da bu mevcut kadronun oynadığı oyunu kim daha hızlı adapte olabilir? Ya da şehir, atmosfer ya da yapılacak transferler, o teknik direktörün daha önceki kariyerinde tercih ettiği sistemler, Trabzonspor'un oynadığı daha önceki sistemler, yapılanma... Bunların hepsi bir sportif akıl gerektiren durumlar. Yani seçilmiş yönetici bunları ortaya koyamaz. Çünkü biliyorsun ki Türkiye'deki özellikleri ki sadece Türkiye'de de değil dünyada da seçilmiş yöneticiler, müteahhitler, galericiler vesaire. Şimdi böyle bir yapının sportif bir akıl oluşturması doğru değil. O yüzden de sportif direktörlük makamı var. Ve Trabzonspor'un belki de teknik direktörü belirlemeden önce hızlı bir şekilde sportif direktörünü yani sportif aklını takıma koyması gerekiyor. Ve Taner ben sportif direktörün hala Türkiye şartlarında olabileceğini düşünmüyorum. Bu Trabzonspor nezdinde değil. Olması lazım çok ama. Çok zor yani. Yani ya bizim lazım. Böyle rahat bir 20 yılımız falan daha var. Yani şöyle Deniz, yani Türkiye'nin işte araba üretmesi gibi işte bu tarz mevzular da hatırlarsın. Hani bu tarz düşünceli yola çıktığımız zaman ne yazık ki dünyadan geride kalıyoruz. O vizyonu ortaya koymamız lazım artık. Yani bir şeyi emanet etmemiz gerekiyor birilerine, sportif akıllara. Şimdi mesela ben Fenerbahçe'deki temel problemin de bu olduğunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'de seçilmiş yöneticiler kulübü sportif olarak da yönetiyorlar. İşte bu çok büyük bir problem. Çünkü hiçbirinin böyle bir donanımı yok. Yani kendi şirketlerinde, örneğin ekonomi üstünde bir şirketleri varken, o ekonomi üstünde olan şirketi bir mimara yönetemeyecek, yönettirmeyecek olanlar, sportif bir şirketine gidip otogalericiye yönettirebiliyorlar. Yani bu bana çok anlamsız geliyor. Ve biz bu yapıyı, profesyonel yapılanmayı sağlamadığımız sürece hem dünyanın gerisinde kalacağız hem de
şu anda verdiğimiz kararlarda hep hatalar yaptığımız için problem yaşadı. Şimdi örneğin Fenerbahçe Kulübü Sayın Ali Koç döneminde 125 milyon euroluk transfer yaptı. Elde var sıfır. Ya da geliyorsunuz işte Trabzonspor son şampiyon ama darmadağın, şu anda sportif bir akıl hala koymadan teknik direktör belirlemeye çalışıyor. Yani bunlar bana çok riskli geliyor. Evet, yani bu yapılanmanın oturması zaman alacak ama oturtmadan da başarılı olma ihtimalimiz yok. Yani sevgili Deniz, ben çok üzülüyorum. Bu yapı oturmadan milyonlarca euroların havada uçuşması çok riskli şeyler. Yani parayı yönetecek bir futbol aklının ya da doğru yerlere parayı aktaracak futbol akılları olmadan bu işi yapmak ne yazık ki bize servet kaybettirmeye ve aynı zamanda başarı kaybettirmeye devam edecek gibi gözüküyor. Peki, umarım güzel bir maç izleriz bu akşama dair. Trabzon'da hem Trabzonspor cephesinden hem Beşiktaş cephesinden güzel goller gelir. Dün akşamı da çok kısacık senden alayım. Tabii. Nasıl bir Fenerbahçe izledin? Nasıl buldun? Yani nasıl buldum dersem aslında Arda Güler'i izlemekten insanlar başka bir gerçekten maçın özetine bile baksalar Arda Güler'in ne kadar parladığını görecekler. Her pozisyon içerisinde ne tatlı bir özgüvendi değil mi? İnanılmaz. Fenerbahçe'nin her tehlikeli atağının ucunda bir Arda Güler dokunuşu var. Yani yaptığı ortalar, şu an ekrandaki örneğin vuruşu ya da herhangi bir korner atışında bile Fenerbahçeli oyuncuların havaya kalkmasına bile neredeyse gerek kalmayacak şekilde topu kafalarına atan bir Arda Güler var. Arda mükemmel bir oyuncu olduğunu bir kez daha yani tekrar gösteriyor. Fenerbahçe'nin kötü bir oyun oynadığını düşünmüyorum. Şanssız bir oyun oynadı. Çıkan penaltı kararı konusunda ben de kamuoyuyla aynı fikirdeyim. Hatalı bir karar olarak yorumluyorum. Fenerbahçe adına bu karar belki Fenerbahçe cephesi tarafından doğru yorumlanıyor olabilir ama ben kendi nezdimde ki otoriteler de birçok hakem yorumcusu da keza kararın yanlış olduğunu düşünüyor. Ama genel açılardan bakarsak Fenerbahçe ciddi pozisyonlar buldu. Yakaladı. Kaybedilen bir toptan gelişen bir atakta işte İrfan'ın kaybettiği bir top gelişen bir atak sonrasında yenilen bir gol çok kontra ataktan yenilen bir gol var. Sonrasında penaltıdan atılan bir golle denge sağlanıyor. İşte buradaki penaltı kararı ne kadar doğru ne kadar yanlış kısmı kamuoyu biraz yanlış tarafta gibi gözüküyor. Ama Fenerbahçe oyunuyla bence vasatın üstündeydi. Vasat seviyenin üstündeydi. Ama yeterli midir dersen çok da yeterli değil gibi gözüküyor. Mevcut Galatasaray'ın oynadığı oyuna baktığımız zaman eğer Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa biraz bu kaza gollerini de yememeyi artık öğrenmesi lazım sevgili Deniz. Taner'cim benim sormadığım, senin ifade etmek istediğin, altını çizmek istediğin, parantez açmak istediğin bir konu var mı acaba? Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir benim için ben yayın oldu. Ben teşekkür ederim. Renk kattın yine güzel yorumlarınla programımıza. Çok 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 sağ ol. Herkese mutlu, güzel bir pazar diliyorum. Sana ceketim kadar renkli ve canlı bir pazar diliyorum ben de. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.